Firuhu ve netûb ileyk. Ve ne'ûzu billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiâti amalina. Men yehdillâhu felâ mudillelah ve men yudlil felâ hâdiyelah. Neşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlüh. Yaratan, yaşatan, rızık veren Allah'ın adıyla. Allah'a hamd ederiz. Resulüne salat ederiz. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Bugün burada ben bir konuyu anlatmayacağım sizlere. Bir şeyler anlatmaktan da haya ediyorum. Sadece sohbet edeceğiz. Sohbet etmek üzere inşallah buradayız. Belki bir konu olarak peygamber telakkimiz başlığı adı altında olacak. Ama dediğim gibi bu bir sohbet, karşılıklı müşavere şeklinde ben olmasını arzu ediyorum. Müslüman olarak görevimizin başında Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak, Resulünü bilmek, Resulünü tanımak. اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ diyor. Gaybe de iman ederler diyor. Gaybe de iman etmek anlamında Allah'ı ve Resulünü bilmezsek İşimizin birazcık zor olacağını da tahmin ediyorum. Cenab-ı Hak bizleri yarattı, rızık verdi. Bizlerin doğru yolu bulması için de bizlere rehberler gönderdi, peygamberler gönderdi. O peygamberlerin gösterdiği yol üzerinde olursak, hidayet bizimle beraber olacaktır. O yoldan şaşarsak, hidayet üzere olmamız da mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu rasullerin yolu nedir? O yolu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde rasulleriyle ilgili birçok ayet-i kerimeler nazil etti, vahyetti. Biz de bunları elimizden geldiği kadar öğrendik, öğrenmeye çalışıyoruz. İnna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira li tu'minu billahi ve rasulihi ve tu'azziruhu ve tuvekkiruhu ve tusebbihuhu bukraten ve asila. Yine hepinizin çok iyi bildiği Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahiden ve mübeşşiran ve nezira ve da'iyen ilallahi bi iznihi ve siracen münira. Ey peygamber, biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Dolayısıyla benim şu anda hitap ettiğim bu cemaat, bunları en güzel şekilde ben bildikleri kanaatindeyim. En güzel yaşamaya da gayret ettikleri kanaatindeyim. Ben biliyorum ki bu cemaat yine Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi siz ümmet içinden çıkarılmış ayet-i kerimenin başına hatırlamak istedim. Evet, kuntum hayra ümmetin uhricet linnâsi te'moruna bil maruf ve tenhevne anil münker ve tü'minune billah düsturunu. Hayatlarında en güzel şekilde yaşayan insanlarsınız. Benim işte böyle bir cemaate bir şeyler anlatmaya kalkmam biraz edepsizlik olacağı kanaatindeyim. Çabanızın, gayretinizin ne olduğunu ben takip ediyorum. Aranızda bulunamıyorum. Ama gerçekten Allah sayenizi meşgul etsin demekten başka da elimden bir şeyler gelmiyor. Bir gayret, bir çaba içerisindesiniz. Tekrar ediyorum, Allah sayenizi mübarek etsin. Ben belki birazcık kolaycılığa kaçmak anlamında اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ Efendim çok hoşuma gidiyor. Belki tembelliğimden olsa gerek. Sözü işitirler, en güzeline tabi olurlar. Ben de dinlemekten yanayım, konuşmaktan ziyade. İşte dediğim gibi belki bu biraz benim tembelliğimden olsa gerek, kolaya kaçmamdan olsa gerek. Dünya meşgalesi öyle bizi
içine aldı ki, işte diyorum yani bu meşgaleden sıyrılıp böyle bir yerlerde insanlara bir şeyler vermenin çaba ve gayretini sarf edenleri mutlaka çok takdirle karşılamak zorundayız. Mecburiyetindeyiz. Ve bu bir mecburiyet olmasa bile sadece ve sadece hakkı ikame etmektir. Hakkı yerine getirmektir. Hakkı söylemektir. Bunu da böyle bilinmesini ben arzu ediyorum. Evet, konumuz peygamber telakkisi. Yani Müslümanın peygamber telakkisi nasıl olmalıdır? Acaba müşriklerin nasıl bir peygamber telakkileri vardı? Yani bir Müslümanın peygamber telakkisi her halükarda bir müşriğin peygamber telakkisinden ayrı olması gerekir. Onları nasıl bir peygamber bekliyorlar, nasıl bir şeyler bekliyorlar, ne umuyorlar? Dolayısıyla Müslüman da ne bilmeli, neyi beklemeli? Onların gittiği yoldan mı gidecek, yoksa kendisine başka bir yoldan mı gitmesi gerekecek? Yine hepimizin çok iyi bildiği üzere vahyin muhatabı salatü selam üzerlerine olsun peygamberlerdir. İlk muhatap onlardır. Vahyi en iyi anlayanlar onlardır. Vahyi en iyi anlatanlar da yine tebliğ edenler de yine onlardır. Dolayısıyla onların sireti bilinmeden bizim de vahyi iyi bir şekilde anladığımızdan bahsetmemiz birazcık tuhaf olur kanaatindeyim. Vahyi en güzel şekilde tebliğ edenlerin peygamberler olduğunu söylüyoruz. Yine her gün okumaya çalışıyoruz. La nüferriku beyne hadim min rusulüh diyoruz. Rasuller arasında bir ayrım yapmak gibi bir lüksümüz de yok. Biz onların hiçbirinin arasında bir ayrım yapmıyoruz. Acaba bunların nasıl bir vahyi tebliğ metotları vardı acaba? Yaşantıları nasıldı? Bunları öğrenmeliyiz ki bunlar bizim için bir örnek olsun, bir üsve-i hasene olsun. Ben bunu bu şekilde düşünüyorum. En güzel örnek rasullerde olduğuna göre acaba biz onları nasıl örnek alacağız? Örnek mi alacağız yoksa taklit mi etmeye çalışacağız? Taklitte bir yapmacıklık vardır. Örnek almakta bir samimiyet vardır, bir içtenlik vardır. Dolayısıyla örnek almak mecburiyetindeyiz. Yine örnek alınırken acaba onların insanlara ne vermeye çalıştıklarını mı yoksa böyle sureta göstermelik bir şeylerini mi örnek alacağız? Hemen aklıma münafıkların reisi Abdullah bin Ubey bin Selül'ün durumu geliyor. Allah Resulüne her türlü düşmanlığı yapıyor. Eşlerine her türlü iftirayı atıyor. Yapmadığı kötülük yok. Ama Peygamber Efendimizin hırkasına sığınmak gibi yapmacık bir şeye sığınmak zorunda kalıyor. Oğlu geliyor Resulullah'a, babam diyor sizin hırkanızı istiyor. Babam diyor cenazemi sizin kıldırmanızı istiyor. Tevbe suresinin tefsirinde herhalde şahit olduğumuz durumlar bunlar. Yani böyle bir yapmacıklık mı bizim gündemimizde olmalı? Yoksa gerçekten örnek şahsiyet olması anlamında mı biz onu düşünmeliyiz? Ve inneke le ala hulikin azim diye Cenab-ı Hak buyururken, sen muhakkak en güzel ahlak üzeresindesin derken neyi kastediyordu acaba? Allah'ın Resulü'nde bizim için hangi en güzel örneklikler vardı? Bunları birazcık şöyle düşünmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Kişinin yapabileceği bir işleri yapmak peygamber ahlakından olsa gerek diye düşünüyorum. Allah'ın Resulü'nün hayatında biz bunları görebiliyoruz. Emretmek, tepeden böyle inmeci, baskıcı tavırlar takınmak,
Bunlar Allah'ın Resulü'nün hayatında bizim gözlemlediğimiz hususlar değildir. Konumumuz ne olursa olsun, bir aile reisi olarak, baba olarak, anne olarak, kardeşler olarak, ne bileyim bir yönetici olarak maiyetimizdeki insanlarla münasebetlerimiz nasıl olmalı? Böyle otur, kalk, yap, getir, götür, bu şekilde emredici bir şekilde mi olmalı? Yoksa onlarla veşavirhum fil emr, işlerinde müşavere ederler ayet-i kerimesi çerçevesinde, onlarla acaba müşavere mi etmeliyiz? Emretmenin ben firavunlara mahsus bir şey olduğu kanaatindeyim. Onlar emrederler, asarlar, keserler. Başka yaptıkları bir şeyler yoktur. Yöneticilerin de zaman zaman firavunlaşmasından bahsederiz. Temelinde de insanları köle gibi görmelerinin yattığına inanıyorum. Yani peygamberler örnek kişilerdir. Gücünün yettiği bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Ama firavunlar sürekli mahiyetinde birileri kullanmaya çalışıyor. İşte dediğim gibi ister bir baba olun, evladınız olan münasebetleriniz, ister bir işveren olun, mahiyetinde çalıştırdığınız insanlar olsun. İsterseniz işte bir yönetici olun, yönettiğiniz insanlar olsun. Acaba bunlarla münasebetlerimiz nasıl olmalı? İşte Allah'ın Resulü bu bütün söylediğimiz şeylere birinci sıradan yani yapan birisi değil miydi? Bir babaydı. Gerçekten ne bileyim bir devlet başkanıydı. Bir ordu komutanıydı. Dolayısıyla acaba nasıl bir aile reisiydi? Nasıl bir ordu komutanıydı? Nasıl bir devlet başkanıydı? Bunları, bu siretini öğrenmeden yani bizim de bir doğru yol üzerinde olmamız birazcık zor olur kanaatindeyim. Az önce söyledim. Firavunlar emredicidirler. Yani müşavereye kesinlikle yanaşmazlar. Ve her şeyin en iyisinin kendilerinin bildiğini iddia ederler. Artık işte günümüzde bunlara farklı farklı isimler veriliyor. Mesela güç zehirlenmesi diyor. Gücü nereden alıyor acaba? Gücü nereden alıyor? Ki işte o firavunların da her ne kadar bir genel isim olsa da yani akıbetlerinin ne olduklarını da çok iyi biliyoruz. O güçlerinden, kuvvetlerinden, saltanatlarından acaba hangi şey kendilerine, hangi konuda yardımcı olabilmiştir? Dünya hayatı geçici bir hayattır. Belki bu hayatta işte belli bir zalimler olmuştur ama bu zulüm ebedi olmamıştır. Olması da mümkün değildir. Eninde sonunda Allah'ın takdiri gereği akıbetleri bellidir. Yani o akıbetten kurtulmaları da mümkün değildir. Acaba bu vahyi en güzel şekilde anlayan, en güzel şekilde tebliğ eden, vahyin muhatabı olan bu rasuller neden gönderildi, niçin gönderildi? Cenab-ı Hak, ya bu kullarım işte bu insanlar artık çok cahil oldular. Birazcık bilgilensinler. Bunlara ben bir peygamber göndereyim. Peygamber bunlara bilgilendirsin. Acaba peygamberler bize bir takım bilgileri aktarmak üzere mi geldiler? Yoksa iman ettiler ve amelus salihat, arkasından da salih ameller işlediler. Amel adı üstünde bir fiili iş vardır. Gerçekten eğer sizin imanınız bir şekilde amele dönüşmüyorsa bu kuru kuruya belki bir sözden öteye geçmeyecektir. Yine kitabın ifadesiyle kitap yüklenmiş hımarlar gibi olacaktır ki Allah korusun. Biz neyi öğrendiysek öğrendiklerimizle amel etmek zorundayız. Biz yine inanıyoruz ki biz bildiklerimizle eğer amel edersek Allah bize bilmediklerimizi de öğretecektir. Sahabenin
Kur'an'ı anlama, Kur'an'ı öğrenmekten maksatlarının Kur'an'ı yaşamak olduğunu yine hepimiz çok iyi biliyoruz. Eğer bir ayeti onlar yaşamıyorlarsa, yaşayamamışlarsa, onlar biz bu ayeti öğrendik demiyorlardı. Ama günümüzde Allah selamet versin, Kur'an hafızları çok ama o ezberlediklerinden, öğrendiklerinden hayatlarına yansıyanlar ne diye şöyle dönüp baktığımızda, o yaşantılarında Kur'an'dan eser göremiyoruz. Yine Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz her peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. O halde peygamberlere itaat Allah'ın emridir. İtaatla biz emrolunduk. Yine وَلَقَدْ بَعَسْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّتٍ اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهَ وَاِجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ İşte yine Allah'a ibadet ve tağuttan sakınmak üzere demek ki rasuller ba'as olunmuşlar, gönderilmişler. Dolayısıyla temel görevlerimizden birincisi Allah'a ibadet anlamında rasulüne tabi olmak, rasulüne itaat etmek zorundayız. O bize neyi getirdiyse onları almak, neden sakındırdıysa onlardan da sakınmak zorundayız. Yine biliyoruz ki ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. O hiç kafasından bir şeyler konuşmuyor. Ancak kendisine vahy olunanları bize aktarıyor. Dolayısıyla yaklaşımımız bu şekilde olması gerekecektir. Peygamberlerin gönderiliş gayeleri Allah'a kulluğu öğretmek olduğuna göre görevimiz de demek ki bizim kul olmayı öğrenmekten geçecek. Abd olmak acaba nedir? Bunun üzerinde belki durulabilir. Kelime-i şehadet getiriyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyoruz. Yani peygamberlerin abd olmaları, rasul olmalarından önce geliyor. Bizim de işte peygamberlerin abd olmaları, rasul olmalarından önce geliyorsa, bizim de demek ki kulluk gibi çok önemli bir vazifemiz var demektir. Yine hepimizin bildiği üzere Hazreti Meryem içinde bulunduğu toplum tarafından kınanmıştır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getirdiğinde. Sen çok çirkin bir iş yaptın şeklinde sürekli ayıplanıyor, kınanıyor. O da ben yapmadım, etmedim gibi bir savunmaya gitmiyor. Beşiktekini gösteriyor. O da ne diyor? İnni Abdullah, ataniyel kitap diye devam ediyor. Ben diyor Allah'ın kuluyum diyor. İlk önce söylediği bu. Ve bana bir kitap verildi. İsa Aleyhisselam kendisini Allah'ın kulu olarak beşikteyken söylüyor. Biz bunu bu şekilde anlıyoruz. O şeye girmeyeceğim, teferruatına girmeyeceğim. Benim burada üzerinde durmak istediğim abd olma hadisesi. Kulluk bilincine sahip olması. Ama İsa Aleyhisselam'ın ümmetinden gelenler ne yapıyorlar? İsa Aleyhisselam yüceltmek anlamına Allah'ın oğlu mertebesine çıkarıyorlar ki haşa abd olmaktan çıkarıyorlar ve işte yücelttikleri makam ne? Buradan da şöyle bir şey anlaşılıyor bizim için. Demek ki peygamber telakkisinde belki peygamberi yüceltmek adına belki de yüceltmek adına da bu yüceltmek adına yaparken neyi ön plana çıkarıyorlar diye düşünüyoruz şöyle. Peygamberi hayattan alıyorlar. Hayattan alıyorlar. Hayale havale ediyorlar adeta. Hayatın bir gerçeği, yaşayan bir peygamberi böyle ne bileyim çok mistik dünyaların belki ulaşılması bile çok zor. İşte nurani bir
varlık şekline dönüştürmeye getiriyorlar. Yani burada bir paralelliği sezmek çok zor olmasa gerek. Allah'ın oğlu mertebesine yüceltmekle hayattan koparıp işte onu çok mistik bir dünyalara götürmek arasında herhalde bir fark olmasa gerek. Bunu yaparken de peygamberi yüceltme adına yapılmış olması da daha tuhaf bir şey. Yani acaba peygamber bu şekilde mi yüceltilir? Allah'ın oğlu isnadını yakıştırmak, haşa, peygamberi yüceltmek anlamı mı taşır? Onu hayattan koparıp örnek olmasının önüne geçmek, peygamberi yüceltmek anlamını nasıl taşır? Ulaşılamaz bir varlıksa, mistik bir varlıksa, o zaman yani örnek olmaklık da kendiliğinden ortadan kalkacak demektir. İşte o zaman yine Kur'an bize diyor ki, yani müşriklerin diyor böyle bir peygamber anlayışları var, böyle bir peygamber telakkileri var diyor. Yine İsra 94'te hepinizin bildiği üzere Allah bir beşeri mi peygamber olarak gönderdi? Ebe'asallahu beşerar rasula. Yani bir türlü beşer bir rasulün olabileceğine inanmak istemiyorlar. İnanmıyorlar belki. Belki de işlerine geliyor. Yine ve قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ اَوْ نَرَى رَبَّنَا. Yani ya Rabbimizi biz görmeliyiz veyahut da bize bir melek indirilmeliydi. Acaba neden böyle bir istekleri olabilir ki? Yani aralarında dolaşan bir peygamberi, sokaklarda yürüyen bir peygamberi, yiyip içen bir peygamberleri bir türlü içlerine sindirememelerinin temelinde yatan gerçek ne acaba? Yani bunların temelinde benim anladığım kadarıyla hayattan koparmak vardır. Hayattan kopan bir varlığın da hayattakilere örnek olmasını düşünmek çok zordur. Düşünemezsiniz böyle bir şeyi. Önder diyorsanız, örnek diyorsanız, o da sizin içinizden birisi olması gerekir. Burada da yine üzerinde belki birazcık daha dikkatlice durmamız gereken bir ayet-i kerimeyi karşılığında ben düşünmek istiyorum. Kul innema ene beşerun mislukum yuha ileyye ennema ilahukum ilahun vahid. Cenab-ı Peygamber'in bir beşer olması. Burada da bir sıradanlığa gitmememiz gerekeceğini düşünüyorum. Nasıl peygamberi yüceltmek tasvip edilemez bir durum ise, yani işte Cenab-ı Hak da buyuruyor ya, işte ben de nedir? Bir beşerim, sizinki gibi bir beşerim. Ama ayetin devamında bir yuha var. Vahye muhatap olan bir Resul var. Dolayısıyla diğer beşerlerden ayıracak en önemli husus demek ki o beşerin vahiy ile muhatap olması. Acaba hangi beşer için la terfe'u esfatekum fevka savtin nebi, sözlerinizi Resul'ün sözünün üzerine çıkartmayın, yani ondan daha fazla bağırıp çağırmayın. Hangi beşer böyle bir şeye nail olabilmiştir? Beşerdir, melek değildir ama seçilmiş bir beşerdir. Muhammed'dir, övülmüştür. Mustafa'dır, seçilmiştir. Buna bu şekilde iman etmek zorundayız. Sıradan bir insan muamelesi yapmak gibi, haşa, böyle indirgemeci, küçültücü bir peygamber tasavvurunu kabul etmemiz mümkün değildir. Müşrikler işte öyle bir peygamber telakkileri var ki, bahçesi olsun, bağından işte ırmakları akıtsın, yani ne bileyim gökten parçalar yağdırsın, Allah'ın meleklerini gözümüzün önüne getirsin, altından bir evin olsun,
göğe çıkmalısın. Yani böyle bir şeyler istiyorlar. Bunun karşılığında da kul innema ene beşerum mislukum yuha. Ben de sizin gibi bir beşerim. Ve bizim de onu bizimki gibi bir beşer olarak telakki etmemizde hassas bir çizgiyi hiçbir zaman göz ardı etmemek zorundayız. Yine birbirinize bağırıp çağırdığınız gibi Allah ve Resulüne bağırıp çağırmamız mümkün müdür? Yapabilir miyiz böyle bir şeyi? Orada işte la terfeu esvatekum fevka savtin nebi derken acaba sadece seslerimizi yükseltmenin ötesinde bizden başka bir şeyler de isteniyor olmasın? Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiğinde içimizde en ufak bir sıkıntı duymadan biz o hükme teslim olmadıkça iman etmiş olabilir miyiz? Yani bu da Allah'ın emri değil mi? Bu işte onu beşerden ayıran, insandan ayıran en önemli özelliği değil midir? Dolayısıyla Resul'ün emirlerine itaat etmek birinci dereceden öncelikli görevlerimizdir. Müşriklerin peygamber tasavvuru neyse, Müslümanın tasavvuru mutlaka onun zıttı olmak zorundadır. Yani zıttı olmak derken, yani peygamberimiz de bunu yaşayarak göstermiştir. Yine onların peygamber anlayışında kendi nefislerinde bir ekabirlik var ya, böyle büyüklenme var ya, peygamber dediğinde öyle olur işte. Gariyeteyn azıyım diye şu iki büyük beldeden birisinden olmalı gibilerden. Bağışlayın bizim amiyane tabirimizle. Kellifelli bir adam olmalı. Ne olacak yani? Bir yetim mi olacak? Malı yok, mülkü yok, bağı yok, bahçesi yok, içinden ırmaklar akan bahçeleri yok. İşte basit bir vatandaş. Bundan peygamber olmaz. Ama peygamberin hayatında biz görüyoruz ki, peygamberimiz hayatında bunu görüyoruz ki, tevazu en önde gelen hususu. Yine hepinizin bildiği bir şey. Huzuruna gelen bir bedeviye, ne titreyip duruyorsun diyor. Ben de senin gibi kuru ekmek yiyen bir insanın oğluyum. Bir kadının oğluyum. Ama onlar işte kuru ekmek yemeyi ne kendilerine mahal görüyorlar, ne de kendilerine elçi olacak, Resul olacak insana mahal görüyorlar. Ne olsun işte, kellifelli birisi olsun. Kellifelli insanlar ne yaparlar? İşte az önce söyledik, Firavun gibi emrederler. Kapılarında böyle bir sürü tutmaları vardır. Onlarla her türlü işlerini yapmaya çalışırlar. Ama Allah Resulü diyor ki, ne yiyorsanız ondan yedirin, ne giyiyorsanız onlardan giyindirin diyor. Onlar da diyor ki, ya beni bunlarla beraber tutan din olmaz olsun, ben o dinin peşinden gitmem. Bunu bana anlatan Resul'ün peşinden gitmem gibi hemen kendi düşüncelerini otomatikman ortaya koyabiliyorlar. Yani ne olacak? Bir köleyle bilmem kim aynı safta olacak, aynı hizada olacak. Yani bu yakışır mı o vatandaşlara? Yakıştıramıyorlar. Ama işte Resullerin abd olmasının temelinde bence bunlar yatıyordur. Kulluk bilinci yapıyordur. Yani insanlar bir şeye köle olmak zorundadır. Hepimiz köleyiz ama sadece ve sadece eğer Allah'a kulluk, Allah'a kölelik yapabiliyor isek, işte o zaman imanın ve İslam'ın ben tadını tadanlardan olabileceğimize inanıyorum. Aksi takdirde ya paranın kulu olunur, ya mevkinin kulu olunur, ya işte patronun kulu olunur, ya yöneticilerin kulu olursunuz ve ilahlarınız da çoğalmaya başlar. Bu sefer hangi ilaha kulluk yapacağınız problemiyle karşı karşıya gelirsiniz ki yine Yusuf suresinde buyurulduğu gibi, yani acaba farklı farklı ilahlara kulluk mu, yoksa bir ve kahhar olan Allah'a kulluk mu? Bunlardan hangisi esaret, hangisi özgürlük? Günümüzün tabiriyle söylersek.
Yusuf Aleyhisselam zindandadır ama zindan onun için bir esaret yeri değildir. Dışarıda olup da farklı farklı ilahlara kulluk yapanlar esaretin daniskası altındadır. Hangi ilaha kulluk yapacağını şaşıran bir insanın esaretinden bahsedebilir misiniz? Mümkün değil. Ama tek ve kahhar olan eğer bir yaratıcıya, bir Allah'a siz kulluk edebiliyorsanız, o zaman işte esas hürriyetin tadını tatmışsınız demektir.